Şimdi geçen seferki kadar iyimser olamayacağım en azından. Geçen seferki diyorum çünkü. Sebebi bu videoyu ikinci çekişimiz. İnsanlar bunu biliyor. Bununla ilgili bir galeyana geldiler. Bir canları sıkıldı dediler ki. Spoon'un oğulları bu videoyu yayınlamayacak mısınız? HDMI kartlarda yaşanan sorunlardan dolayı. HDMI kartlar, evet. Exen'in açılış günü gibi. HDMI kartlarınızda bir sorun yaşandı ya. Biz de dedik ki ama en azından vefalı insanlar olarak size bir şekilde bu videoyu izletelim. Kesinlikle. Onun için bu videoyu baştan çekiyoruz. Repliklerin hepsini geçen seferkiyle birebir vereceğiz. Sırası İnşallah aynı tadı verecek. Sen ilk diyordun ki buraya kadar geldik de. Öyle açılıyordu. Bana nelere mal olduğunuzu söyleyeyim mi geçen videodan? 3 ile 6 dakikalık bir Osman Yağmur Dereli taklidi. Boşa gitti. 2 tane high class şaka boşa gitti. 4 tane çıkarım boşa gitti. 3-4 tane normal s**lilik şaka boşa gitti. Peki, baştan bir şey bugün nasıl yapacağım hepsini özür diliyorum. Peki bir şey diyeceğim. Görüntülerin hepsi kaybolmadı herhalde. Tamam. Sıkıntı yaşamadığımız görüntüler var. Bu video eğer 100 bin like alırsa bir önceki çektiğimiz videodan kurtarılabilen görüntüler. Mesut'un o tatlı taklitleri mi artık? Cümbüş o video bir daha gelmez. Bir sürü esprisi var. Çok iyiydi onun. Onlara şey top. TVT. Normalde böyleymiş de. Ben oradan geçerken sitem ediyorum yani. Diyorum ki hani ayıp ettiniz. Keşke de böyle yapmasaydınız falan ama ya. Gerçekten 100 bin like gelirse. Tabii koyalım. Evet hadi başla. Ya artık bir şey diyemiyorum vallahi. Çünkü problemli ilişkinizi eğlenceli sunuyorum. Palyaço gibi sunuyorum. Kart yanıyor bilmem ne oluyor. Bu talihsizliğin belli ki bir sebebi var. Onun için normal bir insan gibi. Bir insan oğlu nasıl çağırırsa onu öyle çağıracağım. Değerli partnerim Ali Biçim'i senle olan bütün dargınlığını bitirmesi adına bugün bu defterin kapanması için bütün halkın huzurunda son bulması için buraya davet etmek istiyorum. Ali abim lütfen gelir misin? Çalışmışlar. Madem dünyaya dargındın, Mahmud'a kurban niye doğdun? Hep yolda küskündün, Mahmud'a kurban niye doğdun? Söyle kardeş niye doğdun? Kurban gelir payın yoktur, hafnan yoktur, ayın yoktur. Adam geldi şarkı söylüyor. Ankara'da dayın yoktur. Mahmud'a kurban niye doğdun? Söyle kardeş niye doğdun? Kırklareli konseri 3 Eylül, Çanakkale 11 Eylül. Sizi az önce şurada dinlerken acaba dedim ki sevgili partnerim, eski çocuk yıldız Mesut Tomay, Karadenizli bir uşakla partner mi oluyor diye bir endişe içerisindeyken 3 tane push-up'a kalktım ve şu an uzun bir aradan sonra sevgili Bilal Ancı ile yan yanayız. Evet. Bu bir. İkincisi, az önce Mesut Tomay da bahsetti, videoyu yayınlamadık. O arada bir daha mı küstünüz? Niye yayınlamadınız? Hayır, küstük gün zannettiler ama. Hayır, o gün geldik, barıştık. Küslük de yoktu ya. Ben onu orada söyledim. Ferit'in programında da söyledim. Ben Ali Biçim'e küs olamam. Ben Ali Biçim'e kırgındım. Ya Ali, ben sana mesaj atıyorum. Ali, ben seni arıyorum. Üstelik bir kere de değil, iki kere de değil, üç kere de değil. Arıyorum, yazıyorum. Instagram'dan DM atıyorum. Görüldü bile olmuyor. Ali, la dön bana da oğlum, ben senin kardeşin değil miyim, arkadaşın değil miyim? Bu videoları dejavu olsun mu? Şöyle yapalım. Delireceğim. İlk videoda sormadım. Patron, sence Bilal Ancı haklı mı? Ne ama? Şimdi önden bir anlat da ne hususta haklı mı, haksız mı? Sevgili arkadaşlar, şimdi şöyle hadiseler oluyor. Biliyorsunuz çok yoğun çalışıyoruz. Bunu anasını sattım, anasını videosunda da anlattık zaten ama ben baştan anlatmaktan erinmiyorum. Hiç gocunmuyorum. Ben tamamladım. İnsanlar yoğun çalışıyor. Ben de bunu sen de biliyorsun. Tabii. Sana sormadım, ben yoğun çalışıyorum. Sen de yoğun çalışıyor olabilirsin. En son galiba Vampir Köylü çektik. Vampir Köylü'den sonra bir daha hiçbir şekilde bir araya gelmedik. Normalde sevgili Bilal Ancı'yla gece hayatında elbette bir yerlerde karşılaşırdık. Bir kahve içerdik, bazen bir çay içerdik, güzel sohbet ederdik. Ama dolayısıyla az önce de söyledim. İnsanoğlu beşer şaşar çalışıyor, çalışma temposu artıyor. Sonra görüşemedik. Tabii ki siz evlendiniz. Bambaşka hayatlara girdiniz. Sen evlenemedin. Dolayısıyla Allah'ın belası, evet evlenemedim. Ben niye evlenemedim? Sen muhtemelen evlenemeyeceksin. Ya bu kötü bir şey, lanet de değil bu arada mesela. Bence Beyazıt Öztürk de evlenemeyecek, sen de evlenemeyeceksin. Sevgili patron, hala daha çırpınışlarda. Sevgili seyirciler, arkadaşım anlattığın hikayeye göre... Yavşağım ben. Ya kral ama yapma ya, bir böyle. Bir şey diyeceğim. Yavşağım, lanetim ben. Bir şey diyeceğim. Ben evlendim, sen beni ararsın sorarsın da. Derim ki, kardeş kusura bakma evlendim, dönemiyorum sana. Bir şey diyeceğim. Anladın mı şimdi? Bir şey diyeceğim. Evli taraf benim, hala daha seni arayan benim. Ulaşırma, bir şey diyeceğim. Ben nasıl küsmeyeyim? Düğününe geldi mi? Gelmedi. Sen gittin mi?
Düğününe geldin mi? Çağırdın bir de. Beni çağırmadın. İkiniz de davet edin. Abi ben de bir bireyim arkadaşlar. Beni bir yere davet etmek istediğinizde. O sorun değil. Bana şunun kavalyesi muamelesi yapmayın. Mesela beni Atakan Özyurt. Beni Yekten aradı. Ha gittin mi? Evet. Ona da gittin. Aradı. Fatih'e de gitmedik. Yapacak sen yapacaksın. Ya gitmedin abi. Sen şey yapmayacaksın yani. Gidemedik. Bazı imkansızlıklardan dolayı. Ama neticede böyle şeyler yaşanıyor ya yani. Bir cenaze çok üst üste geliyor ya. Yani tamam. Yani bence senin evlenmiş olmanı kıskandığı için geldi. Olabilir. Çünkü bir şey yaşına internette şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Parantez ben düğünde ayıklayabilirdim gitsem. Ya ne demek var mıydı ortam? Orada adamın akraba maskali kızlar var. Hangi olmaz mıydı? Olabilirdi. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Canım kardeşim gerçekten senin şu güzel gönlünün tertemiz, pir pak olduğunu çok iyi biliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Senle biz eski dostuz ve seninle çok güzel şeyler paylaştık. Benim derdim ne biliyor musun? Ben hiçbir zaman bir kavga dövüş yapmadığım, yanlışını görmediğim bir dostumu neden iş hayatı yoğun diye kaybediyorum? Patron ya burada senden destek alacağım ya. Şimdi Mesut'la 7-24 konuşuyoruz. 7-24 konuşuyoruz da Bilal gerçekten şöyle bir şey var ya. Pandemiden beri o kadar yoğun çalıştık ki bak bazen ailemize bile vakit ayıracak gerçekten süre olmadı ki bak 3 senedir dalgasını geçiyoruz ama hala bekarım. Şundan bahsediyorum. Kendime bile vakit ayıramıyorum. Yoksa sizi özledim mi özledim. Aynı ortama girmeyi özledim mi özledim. Ama bir şey kafa böyle işe takıldı ya. İlk videoda da anlattık. Bu benim geçmişten gelen hadiselerimi toparlamak için bunları ödemek için köpek gibi çalışmam gerekiyordu. Neyi? Neyi ödemek için? Bugün tüm mü satıyordum ben? Neyi ödemek için ima eder gibi soruyorsunuz. Yok hayır soruyorum ama neyi ödeme ya? Ödeme derken neyi ödeme? Eski borçlarımdan bahsediyorum. Eski borçlarımdan bahsediyorum. El kaldırıyorum. Hocam hak var mıdır? Evet. Arkadaşlar, Mesutcan Tomay ve Ali Biçim'in masal saati gibi çok iyi izleyicileri. Sizlere sesleniyorum. Onlar candır. Candır. Bir de cancıklar vardır. Bir de cancıklar vardır. Hadi bakayım. Sizin kesinlikle bildiğiniz ve yıllardır, yıllar boyunca merak ettiğiniz bir konu. İngiliz'in oğlu mu? Bu Ali Biçim sürekli benim bir cezaevine girme hikayem var. Dedi durdu. Şimdi gel... Şimdi ben normalde böyle bir şeyi anlatmayacaktım ama madem burada kendisi konuyu açtı anlatacağım. Parantez benim kimseden gizlim saklım yoktur. Evet. Buyurun. Tarihi tam hatırlamıyorum. Sonbahar mıydı? Sonbahar. Ben sana... Bu ne böyle Teoman şarkısı mı? Yılmıl verseniz. Ben sana mevsim vermiyorum. Ben sana direkt 2018 Ocak diyorum. Tamam Ocak. 2018 Ocak sabah evimde uyuyorum. Ok Meydanı daire 10. Bu Murat Övüç'ün altı. Bir üstü. Siz Murat Övüç'ün altı üstü mi atıyordunuz? Murat Övüç'ün kim altıydı? Üstteydim. Abi bana sabah 6.30-7 sularında bir telefon. Canlarım. Burak Güngör'den. Orospu çocuğu çöpü nereye bırakmış? Bilal bu akşam bana geldi abi işte. Burak Güngör'den bir telefon. Abi Atakan'ı Fatih'e acil al Çağlayan Adliyesi'ne gel. Oğlum dedim ne oldu? Abi dedi Ali Biçim çok zor durumda. Yardım etmezsek çok zor duruma düşecek. Çok kaba bir tabir. Çok zor durumda değil. Birkaç milyon lira borcu var ödemekle zorlanıyor sadece bu. Hemen abi üstümü başımı toparladım. Şortumu terliğimi giydim. Çıktım gittim. 12. Asliye Mahkeme'nin önünde olduğu söylenildi. Abi buldum orayı. Nasıl? Bunu göstermem lazım ya Ali. Şu masayı bir 2 dakika çekeyim. Ben bunu göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Gönderdik. Kadir Hoca şu an görselleri buraya yaydı. Tamam. Sen dilediğin gibi anlat. Tamam. Oğlum Ali şöyle. Abi gösterelim. Ali şöyle bak. Ya bu ne ya? Sen nasıl bu hale geldin ki o daha kiloyla? Daha şimdi. Merak ettiğin şey bak. O kiloyla o hale nasıl geldin diyor. Ha, az önceki bu arada Eminem sendromu. Ne yapmaya çalışıyor ki öyle? Daha şimdi. Ben bittim. Benim hayatım bitti. Beni bitirecekler. Beni kurtarın. Oğlum ne oldu? Ne derdin var? Ne sıkıntın var? Ya bir şey. Ama anlatmıyorsun bu arada. Bitemiyorsun. Söylemiyorsun da bu arada. Söylemiyorsun. Adliyede de mi söylemiyor? Vallahi delikanlığa bok sürdüm. Söylemiyor. Anlatmıyor. Taki açık cezaevine göndereceklerini anladım. Dökülmeye bak. Adliyede de kız meselesi değildir ama ya. Siz de bir sorsaydınız. Biraz daha bitseydi. Tam son saniye dedi ki kanka dedi. Ben dedi Galata'da çok güzel bir binada. Yüksek tavan 3+1 bir dairede. Oyuncaklarımı da çok güzel bir şekilde dizdiğim bir evde yaklaşık 1,5 yıldır oturuyorum ve ne hikmetse dolar gazında anlaştım ama 1,5 yıldır da kiramı ödemiyorum. Kiran ne kadar oğlum? 6.000 dolar. Ulan ama ödedim öncelerini. Ulan mesaj ödedim. Sen... Hayır. Bir şey diyeceğim. 1,5 yıldan 6.000 dolar ne yapıyor? 108 bin dolar. Daha korkunç olan şu. Tabii lan 108 bin dolar. Daha korkunç olan şu. Bu herif YouTube'a başladı. Borcum var bitmedi. Ne zannediyorsun sen? Bunlar şey zannediyor adliyede. 12.500 lira borç var. Yemin ediyorum. Öderiz gideriz. Abi, neyse. Bize böyle bir rakam söyledi. Ebe şimdi düşünüyoruz. Ali Biçim Fox TV'de çok iyi bir programa başlamış. Öyleymiş. Çok ben de duydum. Çok iyi bitmemiş bir, mi daha program? Çok iyi bir kazancı. Program bitti baba. Program 2000
2014'te başladı. O 2014 da... sonu bitti. Tabii, tabii. Bu mevzu 2018. Ha. Ama şimdi Ali oraya güvenerekten dedi ki yani Beyaz Show 10 yıl sürdüyse ben de en kötü 5 yıl sürerim dedi. Tabii canım. Ha. Dolar 2 lirayken 6000 dolardan giriyor baba. Dolarla en mutlu gerizekalı. Sen sormadın bile değil mi kira? Neyse abi dolar 1 bak 1.98 girdiğinde. Evet. Abi bizim o adliyeye gittiğimiz gün 2018 olacak. Şimdi bakılsın lütfen rica ediyorum. Dolar abi ne şey yemin ediyorum bunların hepsini böyle bir hesapladık. Nefes alamaz hale geldi. Benim de galam vardı o zaman. Ne ben cezaevine giderken sen galaya mı gideceksin? Eski ben her sene Ocak'ta bir galam olurdu da onun için söylüyorum. Patron bak yine öttürmeye başladı dizi film falan filan. Yok yok. Kalmadı. Neydi hangi dizi film? Ne anlatıyor? Abi neyse böyle kabak gibi bir 100 küsür bin dolardan 3.75 kurdan önümüze böyle laaak diye bir borç çıktı. Asıl büyük sıkıntı şu. Abi günlerden cuma akşam saat 5'e kadar bu para yattı evet. Yatmadı Ali biçim Silivri'ye doğru Metlis'e doğru yola çıkacak. Kral bir şey soracağım peki. Alternatif o parayı bir şekilde değerlendirmen gerekiyor ya kirayı ödememek için. Ne yaptın o parayı? Yoktu ki öyle para. Ne Lego aldın değil mi? Yok hayır para geliyordu. Evet çok Lego aldım anasını satayım. Bu arada arkadaşlar Lego'yu bu kadar zikrettik. Sevgili arkadaşlar ya Lego'nun başındaki insanlar... Ameliyat. Ya ey arkadaşlar ya. Ya bir Lego serüveni yüzünden hayatım kayıyordu. Ya Lego oyuncak yüzünden Silivri cezaevine gidecek tek insan olacaktım. Annemin dediği hep bir şey vardı. Bir gün başına bir şey geldiğinde bu Legoları mı satacaksın demişti. Anacığım ellerini öperim. Seninkini de. Anacığım ellerini öperiz. Seninkini de. Haklıymış. Seninkini de ellerini öperiz. Dolayısıyla o süre zarfında az önce bahsettim ya. Tek dosya değildi. Bazı şeyleri durdurmak zorunda kalıyorsun. Hatta hiç unutma. Bir ara şöyle bir şey oldu patron. Kuple paralar geliyor gidiyor. Para geldi derken 2018 şartlarında sadece bir 40.000 TL yüzünden bir açık var. Ve avukat, karşı tarafın avukatı da diyor ki 40.000 TL'yi şu an nakit, cash bir şekilde masamda görmezsem kağıdı imzalamayacağım ve dolayısıyla cezaevine gideceksiniz. Ve tam da o sırada adliyede biz parayı beklerken nöbetçi mahkeme salonunun odasından bir şeyinden bir Ahmet Kaya parçası çalıyordu. Söyle yağmur çamur değil mi? Orada zaten herkes yere düştü. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan derken benim bu serüvende yardımcı olan hiç ismini unutmam Yusuf diye bir polis memuru arkadaş vardı. Hani her konuda bize yardımcı oldu. Yani artık şey yani abi şu an bu ödenirse gitmeyeceksin ama seni göndermek de istemiyorum. Çünkü bir disiplin cezası çok sıkıntılı bir şey. Evet. 40 nereden gelecek falan filan adam en son dedi ki hatta biz dedik hesabınıza göndersek olur mu? Hayır dedi şu an dedi göndereceksiniz dekontunu da göreceğim dedi. 2 metrekarelik bir odada bu tartışılıyor. İşin özetine geliyorum. Sevgili arkadaşlar o 40 liralık mevzuda nereden gelecek falan fistan vesaire derken hatta eskiden çok güvendiğim bir insanın da bana yardım etmediğini isim vermeyeceğim. Belki aradan 40 yaşına geldiğinde hala YouTube yapıyorsam o zaman net bir şekilde anlatırım. 40 nereden gelecek falan filan derken Yusuf Amir bana dedi ki Ali dedi artık gidiyoruz. Nasıl yani? Dedi para gelmiyor. Para gelmeyince de artık adliyeler kapandı. Ve ne hikmetse 40 dedik. Sonra Fatih geldi dedi ki ben dedi organize ettim. Evet. Ama ben yıllar sonra öğreniyorum ki patron arka planda. Peki o zaman o parayı patrona kim verdi? Ben şimdi söylemeyecektim de. Atakan sıfır bir araba almıştı. Ali'ye gelip dedi ki, Ali dedi, istersen dedi hemen arabamı satabilirim dedi. 30 saniye sürmedi onun demesi. Evet. Ve ben yemin ediyorum sana, açık olsun diye söylemiyorum, gerek yok dedi. Hayatta öyle bir şey istemem dedi. Asla. Ama söylediğin için teşekkür ederim dedi. Ve sen böyle bir günde yanında oldun. Ve derdim ki, böyle bir gününde yanında olan bir insan için 83 arama, 72 mesaja dönülmeme ihtimali varsa bu adam şerefsizdir, ahdı vefası olmayan bir insandır dedim. Belki ilk videoda konuşmadığımız şeyler de var. Şu an elini vicdanına koy, dürüstçe söyle. Yerden yere de vurabilirsin. 14 aylık ömrü kaldı, rahat bırakın bu adamı. Ne söylemek istiyorsan söyle. Kral bana burada laf demek düşmez. Ben yani burada yalnızca buna tanıklık etmekle yükümlülük alabilecek bir vatandaşım. Siz benden çok çok daha eski arkadaşsınız. Siz adliyede o zamanlar kol gezerken ben de beach kulüplerde volta atıyordum. Onun için bu konu hakkında bir şey deme opsiyonum yok. Ama ben isterim ki aranız hep iyi olsun. Onun dışında başka bir temennim olamaz zaten. Sen de bir şeyi tespit ediyorum. Mesela hiç şey demiyorsun. O gün adliyede ben olsam ben şöyle yapardım falan filan. O gün adliyede olmayı dahi istemiyorsunuz. Ben o zaman 18 yaşına yeni basmıştım. Öyle bir stresten az uzak olayım mı? YGS'ye gireceğim. Bırak birini seveyim böyle birinden hoşlanayım bana bakmasın. Evde ağlayayım. Okula gideyim anasını s**eyim diye babamla kavga edeyim. Yani bir onları bir halletsek ya o yaşta olmaz mı? Sevgili arkadaşlar, Bilal Hancı'yı bu videoya çağırdık. Amacı sadece benimle barışmaktı. Şimdi yepyeni bir video geliyor. Mesut Şantoma'yla artık kavgalı. Eğer bu videoya 200 bin like gelirse, Bilal Hancı ve Mesut Şantoma'yı barıştırma videosu sadece benim kanalda. Bilal Hancı geldiğin için tüm Karadeniz'e sevgilerle. Bir dakika ya, bitti mi ya? Bitmedi. Dur ya, Ali. Ulan ne. Bütün okları bana çevirdin. Evet. Bir tane abi susun konuşulmadı. Hayır. Barıştırma videosu için 200 bin like istiyorum arkadaşlar. Yapmayın ekmeğinizdeyiz ya. Gelelim finale tamam. Otur şuraya ya.
Oo, Bilal Hancı ama... Anlat, otur şuraya. Adamı ceza yatmaktan kurtarıyor. Beni de yatmaktan kurtardı o akşam. Nasıl yani? Şöyle oldu yani, o zaman hatırlarsın Beyond'un da Beyond olduğu zamanlar. Böyle sosyal medya insanlarını bir arada barındırmaktan çekinmeyen nadir mekanlardan bir tanesi Beyond. Ben böyle hiç olmayacak bir insan arkadaşla yakınlaşıyorum. Yakınlaşmak da ama ne yakınlaşmak yani, böyle burun burunu, el ele, göz göze, diz dize. Bilal Hancı'nın da o zaman evli değildi, o zaman açık bir radarı vardı, onu biliyor musun? Sonarına gireni zaten yakalıyordu. Muhtemelen sonarına boş kız girince o kendi için sandı. Yani? Aynen. O kendi için sanınca kafayı bana çevirdi, ben bir tufaya düşüyordum neredeyse. Ben tabii gözlerimi özlere kapatmışım ya. Zaten beynim gitmiş alkolden, böyle öpmeye yalamaya çalışıyorum birine. Bir tanesi böyle uçan kuş ayhan gibi kameranın flaşını açtı çıkardı. Bilal Hancı kenardan bir attı. S**rum dedi, aldı telefonu. Bir dakika, ne dedi? S**rum dedi. Aldı telefonu, hop ışık birden kayboldu. Flaş gitti. Çocuğun cebine telefonunu koydu. Beni de ensemden tuttu böyle şey gibi yani, öğüt verdi. Bir önceki nesil yeni nesili anlatıyor. Bak oğul. Acılık yapacaksan şayet düz ovayı kollayacaksın. Kimse seni kenardan dikizlemeyecek, tufaya düşmeyeceksin. Hadi şimdi git ve eğlen, olur mu? Çat çat dedi gitti. Yani şunu anladınız arkadaşlar. Bilal Hancı herkesin hayatına bir şekilde dokunuyor. Başta Kafalar, Atakan ve Fatih olmak üzere. Bu bir ikincisi. Ben Bilal Hancı ile aramı düzelttim. Benlik bir sıkıntı yok. Ama hala arkadaşların arasında çok ciddi bir gerginlik olduğunu seziyorum. Eğer ki 200 bin like gelirse bu videoya, sevgili Bilal Hancı ve eski partnerim. Eski mi? Allah söyletti. Bir saniye, bir saniye, bir şey anladım ben. Bir şey, otur. Sen bu adama mobbing mi uyguluyordun lan? Mobbingin kitabı var, link bıraktık Kadir. Deminden beri bana zaten uygulanan mobbingin... Sana neyin mobbingini uyguluyorum? Sana neyin mobbingini uyguluyorum ben? Gayet açık kamera kayıtları gözüktüğü gibi. Eğer ki... Erencil mı? Erencil diyecektim. Vay PUBG'ci seni. Kopamıyorsun değil mi oyundan? Aras dayı, eğer ki orası ham yayınlanırsa, kesilmeden yayınlanırsa nasıl bir mobbing uygulandığını bana zaten bütün beyaz yakalı çalışanlar görecek ve arkamda duracaklar. Kaan Sekban benim adama yürüyecek. Ah be yavrum be. Ben... Sen kamera önündeki mobbingden bahsediyorsun. Bir de hiç yayınlanmayan mobbingler var da. Son 1-1,5 dakika konuşup bitirebilir miyim kendi adıma? Lütfen Bilal. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ali ile kendi özelimle. Ali ile bizim bu anlattığımız o cezaevi hikayeleri falan. Onun öncesinde çok güzel bir dostluğumuz, çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Biz onun evine giderdik, o yüksek tavan, legoların olduğu, PlayStation 4'ün olduğu. Neyse, çok sevdiğim bir arkadaşımdı ve hep de öyle kaldı. Hiç Ali ile bizim hiçbir kavga dövüşümüz olmadı. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Ki Ali ile Mesut YouTube'a ilk girdiklerinde herkesin de çok sevdiği birkaç trik yarattılar. Neydi efendime söyleyeyim? Ulan beş, ıvış. Ve üçüncüsü de benim üzerinden yapmış olduğu Bilal Hanzi. Şimdi insanlar bana dışarıda, abi şu Ali'ye bir şey desene, senle tak geçiyor ya falan, nasıl izin verirsin? Ya arkadaşlar, Ali biçimi tanıdığım için söylüyorum. Ali herhangi bir samimiyet, yakınlık duymadığı birisiyle bu tarzda bir iletişim kurmaz. Yani ona o şeyi vermez. Ben bunları izlerken hoşuma gidiyordu. Ali Atakan dediğinde ya da Bilal Hanzi ya da bu Bilal Hanzi değil, Bilal Hancı dediğinde falan benim hoşuma gidiyordu. Çünkü bana takılıyordu ve beni sevdiği için bunları yapıyordu. Aynen öyle. O yüzden ben de Ali'nin beni sevdiğini düşünerekten Ali'ye yazdığımda, ulaşmaya çalıştığımda dönüş alamadığım için çok kırıldım ve çok üzüldüm. Çünkü bazı duygusal dönemlerimde, hüzünlü dönemlerimde hem yaşım itibariyle yakın olduğu için hem de çok yaşanmışlık olduğu için ondan icazet almak istediğim konular, onunla dertleşip oturup konuşmak istediğim konular vardı. Bir türlü ona ulaşamadım. Ha niye? İş tempomuz yoğundu Bilal. Gacılar vardı Bilal. Şu an bir gacıylayım Bilal. Ve tarzında minvalinde dönüşler aldım. Okeydi. Sıkıntı değil dedim ama darıldım. Ve ben de bunu hasbelkader Ferit'in programında bana sordu. Sosyal medyada sevmediğin, uyuz olduğun birisi var mı dedi. Ben de ya sevmediğim, uyuz olmadığım demeyeyim de kırgın olduğum birisi var. Ali biçim dedi. Tüm olayların başlangıcı buydu. Benim sana kırgın olmam seni çok sevdiğim için, senden bir ihmal gördüğüm içindi. Ama ben seni çok seviyorum. Senin de beni çok sevdiğini, senin beni çok sevdiğini biliyorum kardeşim. Bu kadar basit. Sen istersen sevmiyorum de. Ben senin beni sevdiğini biliyorum. O yüzden şu anda çok duygusal olarak yoğunlaştım. Seninle tekrardan bir sarılma istiyorum. Hadi takipçilerimize nostalji olsun. Bir gün söz verelim, o videoyu da bir kurtarılan şekilde... Dedim ki, kurtarılan görüntülerden dedim. Mesut Can'ın orada bazı anekdotlar anlattı. Evet. Bu videoda yoktu mesela. Evet. Mesela o videoda annene girmiştik, bu videoda... Oha! Nasıl ya? Patladım, cümledim. Ya annene... Üçüncü video geldi, yine kavga ediyorum. Ya hayır! Yine kavga ediyorum.
ağır kavga ediyorum yani. Ya oğlum yapmayın öyle bir şey ya. Bu ya. Kafaların en iğrenç insanı. Hayır, Ülkü teyze de benim gibi düşünüyor. Senin insanları ihmal ettiğini. O yüzden öyle söyledim. Annenin konusuna girmedik mesela. Sevgili arkadaşlar, bu zamana kadar arayıp da ulaşamayan bütün dostlarımıza selam olsun. Haftaya gelsinler, bırak ne selam olsun. Hepsiyle bir tane video bir şey çeksek. Diyeceğim, bir liste çıkart. Sana böyle arayıp ulaşamayanlara her gün programda bir yer ver. Ama katma değeri olması lazım senin için, biliyorum. Çok. O gün bak bir şey dört oldu video. Burak Güngör'le barışma videosu. Şşş, toplanıyor YouTube ha. Pandemi öncesi bir YouTube. Bir saniye. Ya hepimiz böyle bir 2023 rewind mi çeksek aslında? Bir şey diyeceğim. Pandemi öncesi YouTube toplanıyor. Peki Burak Güngör'ün bizle ilgili çektiği aynı bizim Bilal Ancı videosunu yayınlamadığımız gibi bir videonun teaser'ını gördük. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Videoyu şu anda balla kesiyorum. Son zamanlarda Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın YouTube'daki esrarengiz yükselişinin hepiniz farkındasınızdır. Öylesine esrarengiz bir şekilde yükseliyorlar ki Mesut Can Tomay'ın kanalındaki iki video aynı anda trendlere giriyor. Ben de bugün bu videoda bu ikilinin esrarengiz yükselişini konu alacak, aynı zamanda ikilinin diğer YouTuber'larla arasında olan esrarengiz şeylere de değineceğim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Selamünaleyküm. Çıkamazsın. Burak Güngör. Burak Güngör orada ama onun videosunu sonra çekeceğiz. Bu pas atmak için bu. O videoya pas atmak için. Dur ya. Dayı, seninle 3 yıl aradan sonra bir araya gelme videosu için kaç like istiyoruz? Söylesene. 100 bin like. Benim için. Sen ne? Ama o vizyonunu. 100 o yolunda ya. 2018 Ocak ayında Ali Biçim'in 13. Ağır Asliye Ceza Mahkemesi'nin önünde ayaklarının üstüne çöküp Wagner Mont'la beraber oturduğu o gün. Ben burada bir şekilde kendimce bir şeyler anlattım. O gün tepki videosu çekeceğiz. Anlattım. Bir şeyler anlattım kendimce. Sen daha da detayına hakimsin. Hatırlıyor musun? Baştan aşağı. Bak nasıl biliyor. Şu an bir şey diyeceğim. Hazır mıntıkası muhtemelen birinin hayatını bitiriyordun değil mi? Kayıttaydın falan, böldük şu an. Tamam. Allah seni şerrinden korusun. Tamam, Burak Güngör. Seni o olayın daha da net bir şekilde anlatabilmen için ben de istersen o videoda olabilir. Hatta Fatih Yasin de olsun. Atakan da olsun. Atakan da olsun. Tamam. Anladın mı? Seni... Ben olmayayım abi. Hatta... Ben sen olma, sen takıl o gün. Kosa git. Yusuf Hamir olsun. Ha, bulursak belki o da. Hadi be, olsun, buluruz bir şekilde. Bulabilecek olsun. Buluruz. O avukat da olsun. Okey. O avukat da olsun. Oha. Benimki ya, bu nasıl bir şey ya? Şey diyeceğim, söylesene, bipleriz. Bize yardımcı olmayan Ankaralı avukat, o değil. Karşı tarafın avukatı lazım bize. Tamam, neyse Burak, konular konuşacak çok fazla süre verdik sana bu videoda. Öpüyorum seni, kendine çok iyi bak, görüşürüz. Dikkat tamam et Burak. Hadi bay bay. Pirito. Gayet iyiydi. Bunu da yayınlamazsak da koyacaklar bizim. Sıkıntı yok. Patron, bilelim muvaffakatlarını aranı imzalatalım ya. Arada böyle bir damaklık beni s***** o iyi oldu. O güzel oldu. Oradan da video o çok tatlı oldu. Ama o güzel oldu.